Efendim gelişmelerle yeniden karşınızdayız. Bugün haber bülteni vermek yerine çok güncel bir konuyu tartışacağız. Terör olaylarını konuşacağız. Yayını da buna ayırdık. Ben bir girizgah yapayım. Dış güçlerin malumunuz taşeronluğunu yapmak hususunda hiçbir fırsatı kaçırmayan terör örgütü PKK, lafta haklarını savundukları Kürt halkına kurşun sıkıyor. Her gün haberlerini aktarıyoruz size. Roket atarlarla saldırıyor. Bölgeden kaçmaya çalışanları tehdit ediyor. Direnen olursa katlediyor. Dün iki ölü iki yaralı vardı, bir eve roket attılar. Bir kanton oluşturma çabası içine girdiği, kendilerine Türkiye düşmanı devletlerin bu yeni ödevi verdiğini görebiliyoruz ve hatta biliyoruz diyeyim. Peki nereye gidiyor Türkiye? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Manisa Milletvekili Doçent Doktor Sayın Selçuk Özdağ'la terörü konuşacağız. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Volkan Bey, teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun, sağ olun. Şimdi güvenlik güçlerimiz haklarını teslim edelim kelle koltukta gece gündüz mücadele veriyorlar. Her gün şehit haberleri okumak durumunda kalıyorum. İçimiz parçalanıyor. O yavrular babalarını kaybediyorlar. Kadınlar eşsiz kalıyorlar. Analar evlatlarını kaybediyorlar. Mahvoluyoruz. Şimdi iyi bir şeyler duymak istiyorum. Bu pislik temizlenebiliyor mu? İyi gidiyor muyuz bu operasyonlarda? Tabii ki. Biliyorsunuz çözüm süreciyle beraber Türkiye'de akan kanı durdurmak istedik. İnsanlar daha çıkmasınlar, ölmesinler. Askerimiz, polisimiz, korucumuz, imamımız, öğretmenimiz, doktorumuz öldürülmesinler istedik. Bir kere insanlar ölmesin. İkincisi, Güneydoğu Anadolu'daki büyüme hamlelerimiz durdurulmasını istedik. Yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı doğru değerlendirelim istedik. Üçüncüsü, burası stratejik bir bölge. Türk dünyasıyla, Araplarla, Müslüman Kürtlerle diyalogumuz kesilmesin. Bir oradaki kesinti olmasın istedik. Büyük devletlerin büyük coğrafyası olur. Bizim de büyük bir coğrafyamız var. Bu coğrafyayı kaybetmek istemedik. Fakat inanmadı KCK, onların gençlik örgütlenmesi ve PKK ve Kandil inanmadılar. Ve bu süre içerisinde tam 61 kişi öldürdüler. Ve binlerce molotof kokteyller attılar, bombalar attılar. Ve aynı zamanda oralarda mahkemeler, sözde mahkemeler kurdular. Haraç aldılar, mafyalıya soyundular. Uyuşturucu ticareti yaptılar, insan kaçakçılığı yaptılar, silah ticareti yaptılar, şeker ticareti yaptılar, çay ticareti yaptılar. Ve de bunlardan kazandıkları paralarla beraber de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni akamete uğratmak istediler. Ta ki Suruç saldırısına kadar da bu böyle devam etti. İki polisimizi öldürdüler biliyorsunuz uyurken. Sadece dünya tarihinde terör örgütlerinin bile yapmadığı, bilinen terör örgütlerinin bile yapmadığı, dünya tarihinde savaşlarda sadece İngilizlerin 1. Yan Harbi'nde 7 Osmanlı askerini öldürmesi haricinde uyuyan kimseye silah sıkılmadı, bunlar sıktılar. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti de dedi ki bir dakika. Ben seninle bireysel özgürlük konusunda benim Kürt kardeşlerime, Araplara, Sünnilere, Alevilere ne gerekiyorsa yapmaya çalışıyorum. Menderes'le başladı, Özal'la devam etti, Recep Tayyip Erdoğan'la taşlandı. AK Parti iktidarında bireysel özgürlükler noktasında eksiklik neyse parlamento bunu yapmak için büyük reformlar yaptı. Hatta biraz fazla mı özgürlük verildi? Şöyle, dünyanın hiçbir yerinde bu örgütün, bu örgüt gibi bir herhangi bir terör örgütünün bu kadar rahat hareket edebildiği, sosyal medyada örgütlenebildiği böyle bir ortam yani yoktur. Hiçbir yerinde yoktur Volkan Bey. Yoktur yani. Bu Almanya'da bunu yapamazsınız. Batıstan hareketi bakın İspanya'da yapamadı. Sadece terör örgütünün ETA'nın sembolünü kullandı diyerek İspanya hükümeti tarafından kapatıldı. Yargısı tarafından kapatıldı. Ve onlar ahime gittiler. Ahim kapatılmayı hak ettiniz dedi. Yani şunu söyleyeceğim. Kastım şu, terör örgütüne alan açıldı değil. Sadece hani bir şey yapmaya çalıştığınızda, bir operasyon gerçekleştirdiğinizde başlıyorlar havalanmaya. Diyorlar ki vay işte Kürt siyasi hareketinin önüne. Hayır. Kürt siyasi hareketinin önü kapanmıyor efendim. Türkiye'de kim gazete çıkartmak istedi engelledik. Kim yani hangi cemaat, hangi cemiyet, hangi ekol, hangi etnik yapı, hangi mezhepsel yapı, gazete, radyo, televizyon, zaten bunlarla ilgili kanun düzenlemeler yaptık biz. Kurmançça konuşabilirsin. Evet. Arapça konuşabilirsin, Zazaca konuşabilirsin, Soranice, Goranice konuşabilirsin. Bunlarla ilgili gazete, radyo, televizyon çıkartabilirsin. Ben mahkemelerde kendi dilimle savunmak istiyorum diyenlere kanun çıkarttık, kanun düzenlemeleri yaptık, buyurun savunabilirsiniz dedik. Ben seçim meydanlarında kendi dilimle Kurmanca ve Zazaca, Arapça seçim propagandası yapmak istiyorum, buyurun yapabilirsiniz. Enstitüler kurduk, Türkiye'de üniversitelerde bölümler açtık, özel okulların önünü açtık.
Eğer Türkiye'de bir demokratikleşme hamlesi olmuşsa, reformlar olmuşsa insan hak ve özgürlükler alanında, bunu daha çok AK Parti iktidarına borçluyuz ve Avrupa Birliği sürecine borçluyuz. Buna en güzel örnek de Bulgaristan'da Zhivkov'un yaptığı zulüm hareketidir. Zhivkov döneminde 350 bin Türk'e zulmettiler. Sünnet yasak, Türkçe isim almak yasak, gelenekleri, görenekleri yaşatmak yasak. Karşılığında Belen Adası var, sürgünler var, zulüm var. Türkiye'ye sığındılar. Bulgaristan'ın yaptığı, Doğu Türkistan'da yaptığı aynısını gibi aynısını yapıyor. Bugün Avrupa Birliği süreci başladı. Bütün Türkler Bulgaristan'a döndüler. Haklarını fazlasıyla aldılar. Avrupa Birliği süreci böyle bir süreçti ve insan hak ve özgürlüğün alanı genişliyordu. Türkiye'de bu yapıldı. Şimdi diyorlar ki kalkınma hamleleri eksikti. Yolumuz yoktu, barajımız yoktu, okulumuz yoktu, hastanemiz yoktu, fabrikamız yoktu. Güneydoğu Anadolu'da kim sosyal yardım almıyor Allah aşkına? Ki Batman'ın 2/3'ü sosyal yardımla geçiniyorlar. Nereye baraj yapmadık? Nereye yol yapmadık? Nereye hastane yapmadık? Hastaneler ücretsiz. Nereye havalimanı yapmadık? Ve bu yaptıklarımızı kim engelledi? Çalışanları kim kaçırdı? Bunları kim engelledi? Kim öldürdü? Silvan Barajı hala yapılamadı. Yüksekova Havalimanı'nı 4 yıl gecikmeyle açabildik biz. Güneydoğu Anadolu'da ne kadar kalkınma hamlesi yapmışsak hepsini ya bombaladılar, ya adam kaçırdılar, ya geldiler kurşunladılar, ya oraları yolları dinamit, ya arabaları yaktılar. Bunu kim yaptı? PKK yaptı. Kalkınmayla ilgili demek ki gerekçelerini ortadan kaldırdığımız için şimdi Güneydoğu Anadolu halkına dönüp bu mesajı vermek istiyorlar. Sonra Güneydoğu Anadolu'da sadece Kürtler yaşamıyor. Araplar yaşıyor Volkan Bey. Türkmenler yaşıyor, Kırgızlar yaşıyor, Azeriler yaşıyor, Yezidiler yaşıyor. O bölgede Müslümanı yaşıyor, Hristiyanı yaşıyor. O bölge bir etnik yapıya ait değil. Hepimiz aynı toprağın çocuklarıyız. İkinci olarak dediler ki bireysel özgürlükler sağladık. Sağlanmayan ne özgürlük var? Söylesinler, parlamento bunun için var. Bu parlamentoyu bunun için işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurdu bu parlamentoyu. Çok seslilik olsun diyerek kurdu. Geliyorlar diyorlar ki öz yönetim. Özellik. Peki nedir öz yönetim? Sizin neyiniz eksik? Orada bir bireye zulüm mü yapılıyor? Polis mi yapıyor? Asker mi yapıyor? Kaymakam mı yapıyor? Mal müdürü mü yapıyor? Milli Eğitim Müdürü mü yapıyor? Çocuklarınız okula gidemiyor mu? Çocuklarınız kendi dilini öğrenemiyor mu? Asimilasyon devam ediyor mu? İnkar devam ediyor mu? Ya okul İnkarı yakıyorlar kaldı. Ya. Okulları yakıyorlar. Hastaneleri, efendim, hastane doktorları öldürüyorlar. İmamları öldürüyorlar. Camileri yakıyorlar. Bunlara karşı, bakınız, İspanya'daki terör hareketini önleyen nedir biliyor musunuz? Milyonluk yürüyüşlerdir. Halk orada diyecek ki, artık biz onun için işte güvenlik güçlerimiz halka zarar vermeden halkımız orayı terk ediyor. Eğer siz Kürtlerin savunucusu olsanız Nusaybin'de, Sur'da veya Silopi'de veya herhangi dar geçitte niye Kürt vatandaşlarımız Kuzey Irak'a 45 bin aile gitti sığındı? Sizden kaçtılar, sizin zulmünüzden, sizin haracınızdan, sizin zalimliğinizden, sizin faşistliğinizden, sizin diktatörlüğünüzden, sizin stalinistvari metotlarınızdan kaçtı. Çünkü kendilerinden olmayan kimseye yaşam hakkı tanımak istemiyorlar. Bunlar zalimler. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapıyor? Bu bölgede ev ev 10 bin polis ve askerle Dargecit'te, Silopi'de, efendime söyleyeyim Sur'da, Bağlar'da, biz Cizre'de bunları yapıyoruz. 200'ün üzerinde militan öldürüldü. Devam edecek bunlar. Bunlar ya silahları bırakacaklar ya da ölecekler. Lojistik devam ediyor mu? Tabii, eleman oraya götürüyorlar mı? Hayır. Bunlar hayır. Dağdan eleman giremez artık oralara. Mümkün değil. Ama içeridekiler henüz daha tüneller var o bölgede. Çok büyük yığınaklar yapmışlar. Sığınaklar yapmışlar buralarda. Lojistik olarak destekler sağlamışlar bu bölgede. Tüneller var o bölgede. Evden eve geçen tüneller var. Bunları niye yapıyorsunuz bunları? Kanton ilan edeceklermiş. Niyetleri bellidir efendim. Bunlar yıllardır Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlardan çekindikleri için söyleyemediklerini şimdi söylemeye başladılar. Demokrasiyi Türkiye'yi bölmek adına kullanıyorlar. Özgürlükleri Türkiye'yi bölmek adına. Bunların bir tane gayesi vardır. Özellik teranedir. Öz yönetim teranedir. Ayrı bir devlettir. Ayrı bir bayraktır. Bunu yapmaktır. Kiminle yapmak istiyorlar? Marksist, Leninist, dinsist, ateist, PKK'larla yapmak istiyorlar. Buna müsaade etmeyeceğiz. Çünkü Güneydoğu Anadolu halkı Arabıyla, Türkmeniyle ve Kürdüyle Müslümandır. Kürtler Bediüzzaman Said Nursi'ye inanırlar. Kürtler İdrisi Bitlisi'ye inanırlar. Kürtler Ahmedi Hani'ye inanırlar. Kürtler o bölgede Hasan el Harakani'ye inanırlar. Kürtler Müslümandırlar. Bizim Güneydoğu Anadolu dervişimizdir. Şimdi bunlar Kürtlerin de çocuklarını sekülerleştiriyorlar. Çocuklarını dinsizleştirmek istiyorlar. Sosyalist teraneyle, Marksist teraneyle bunu yapmak istiyorlar. 12 Eylül öncesi kurtarılmış sokakları ve mahalleleri vardı. Şimdi de 12 Eylül sonrası 2015'li yıllarda kurtarılmış ilçemiz olsun istiyorlar. Kurtarılmış ilimiz olsun istiyorlar. Yine aynı şekilde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşılar, bayrağına karşılar.
Arnavut Akif'in yazdığı İskilan Marşı'na karşılar, Orak Çekiç hayranı bunlar. Kızıl Yıldız hayranı bunlar. Ve dışarıdan da destek görüyorlar. PKK zaten içerisinde 5, 10, 15 emperyalist devletin elinin olduğu vekaleten dövüşen bir örgüt. Türkiye bu sınırı aşacak. Bakın Türkiye'de eğer sandıktan AK Parti çıkmasaydı veya sandık Türkiye'de siyasi irade, ekonomik istikrarı sağlamasaydı, ekonomik istikrar dışarıda itibarımızı oluşturmasaydı, paranızı güçlü, pasaportunuzu değerli hale getirmeseydi, inanın Türkiye'de idare etmek kolaydı Türkiye'yi. Yönetmek istediğiniz için Türkiye'yi başınıza belalar yağıyor. Geçmişte darbecilerle size terbiye ettiler. Sermayedarlarla kirli ve şantajcı, kirli ve şantajcı medya patronlarıyla yaptılar. Şimdi terör örgütleriyle, PKK ile yapmak istiyorlar. Utanmadan Selahattin Demirtaş Rusya'ya gidiyor. Bir de utanmadan diyor ki, efendim daha önceden kararlaştırmıştık. Önceden kararlaştırılır. Olağanüstü bir hal olmuşsa siz orada dönersiniz, dersiniz ki Rusya'ya sizinle Türkiye bir problem yaşıyor. Gelmiyorum. Ne zamanki normalleşme başlarsa o zaman dönerim ve utanmadan diyor ki biz o zaman da söyledik. Türk uçağın, Türkiye'nin uçağı düşürmesi yanlıştır ifadesini kullandık diyor. Ve ifadesi şöyle bir ifade kullanıyor, affedersiniz. Şuna bakın, özür dilerim, beni bağışlayın. Şimdi şöyle bir ifade nasıl kullanabilirsiniz siz? Şu ifade kalkıyor, diyor ki işte öz yönetim ilan ediyorlar. Evet. Burada şimdi şunu kullanıyor Selahattin Demirtaş. Bakın hendeklerle ilgili de şunu söyleyeyim. Bunların çaresizlikleri var. Seçimlerde biliyorsunuz bu hendek kazılan yerlerde AK Parti oyunu yükseltti. 7 Haziran'dan sonra hendek kazdılar. 1 Kasım'da seçim oldu. HDP'nin oyları aşağı düştü. Bütün korkuya rağmen, korku yaymalarına rağmen, tehditlere rağmen bunu yaptılar. Ve burada şunu söylüyor. Bakın Rusya'da Putin'e, söylüyor bunu. Putin'e 2 gün meydan okuyup sonra süt dökmüş kediye dönen. Putin'e sen meydan okusana. Kim süt dökmüş kediye döndü Allah aşkına? Daha önce Musul askeri gönderdikten sonra ilk 1-2 gün dünyaya meydan okuyup sonra pısırık pısırık askerlerini geri çeken kim çekti askerlerini geriye? Nereye çektik? Niye çekince askerlerin dediğin kimin askerleri bunlar? Sen Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşı değil misin? Hayır, TC derler. Biliyorsunuz değil mi? TC, Türkiye Cumhuriyeti kelimesini kullanıyor. TC. Askerlerini. TC. İsrail'e one minute diyerek 20 milyon dolara anlaşan Cumhurbaşkanı ve Başbakan, sıra Kürt halkına gelince mi kabadayı kesiliyorsunuz? Hangi Kürt halkı? Kürtlere değil, PKK'ya karşı kabadayız biz. Biz terör örgütlerine karşı kabadayız. Biz burada Kürtler bizim kardeşimiz. 5 milyon kişi birbiriyle evlendi Volkan Bey. Kanımız kanımıza karıştı. Benim babam Türkmen, annem Çerkez, ben neyim? Benim eşim Doğulu. Ne hissediyorsunuz? Benim çocuklarımın ne? Ne? Benim şimdi kızım Karadenizli birisiyle evleniyor. Onların çocuk ırk yarış atları için geçerlidir. Bunlar hala daha ırkçılık yapıyorlar. Bunlar hatırlarsanız Türkiye Suriye'ye müdahale ederse şöyle demişti Selahattin Demirtaş. Gök kubbeyi başlarına yıkarız demişti. Suriye senin neyin oluyor Selahattin Demirtaş? Türkiye senin neyin oluyor? Niye Türkiye senin vatanın değil mi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milletvekili değil misin? Da birisi ne olursa olsun onun yanında yer alır. Eren Erdem'in sözlerine ne diyeceksiniz? Zaten bunlar hepsi aynı kabdan beslenen insanlar. Eren Erdem diyor ki İran'la Türkiye kavga ederse, savaşırsa İran'ı tutarım diyor. Bu ihanettir. Cumhuriyet savcıları gereğini yapmalıdır. Ve hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı da gereğini yapmalıdır. Hala yapmıyor. Eren Erdem'e sahip çıkıyor. Daha önce de Hüseyin Aygün'e sahip çıkmıştı. Aynı Hüseyin Aygün, Tunceli milletvekili, Kurtuluş Savaşı'nda Türkler Rumlara soykırım yaptı dedi. İdo Satürre diyerek, Yunanlı bir yazarın kitabından esinlenerek, o kitapta birçok hakaret var Türkiye'ye, Mustafa Kemal'e, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Kurtuluş Savaşı'na. O kadar çok büyük hakaretler var ki, Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyeleri de bunları tiyatro eserlerek oynadılar. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir belediye başkanı bu kitabı kültür armağan olarak dağıttı. Daha sonra ben suç duyurusunda bulundum. Daha sonra ben gittim CHP Grup Başkan Vekillerine mecliste konuşma yaptım. Uyardım bunları, durdurun yoksa kürsüde konuşacağım dedim. Ve durdurdular. Aynı Hüseyin Aygün Rumlara soykırım yaptık dedi. Rumlara soykırım mı yaptık biz? Peki CHP Genel Başkanı ne yaptı buna? Ardından daha önce hatırlarsanız Ermeni milletvekili Avrupa Parlamentosu'nda daha önce 1915'li yıllarda Osmanlılar Ermenilere soykırım yaptığı gibi daha işte şimdi Hristiyanlara soykırım yapıyor ve bunun için bunu kabul edenler ayağa kalksın dedi. Gülsün Bilgehan Toker ayağa kalktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin meclis başkanlığına aday gösterildi bu kadıncağız. Kim gösterdi? Kılıçdaroğlu gösterdi. Kim bu? İnönü'nün torunu. İnönü'nün de kemiklerini sızlatıyor ve Kılıçdaroğlu hiçbir şey yapmadı Volkan Bey. Şimdi Eren Erdem'e de yine bir şey yapmıyor. Hala tevil ediyor. Eren Erdem'in cümleleri kabul edilebilir cümleler değildir. Zırvadır. Zırva tevil götürmez. Kılıçdaroğlu gereğini yap. Savcılar zaten gereğini yapacak.
Ve Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün kurduğu bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi çok değerli ulusalcı, çok değerli milli ve manevi değerlere sahip seçmenler vardır. Eren Erdem gibileri, Hüseyin Aygün gibileri, Gülsün Bilgehan Toker gibileri gördükçe uzaklaşıyorlar ve Cumhuriyet Halk Partisi asli kimliğinden uzaklaşıyor. Cumhuriyet Halk Partisi ya Marksistlerin partisi oluyor, ya Leninistlerin partisi oluyor, ya Kürtçülerin, siyasal Kürtçülerin partisi oluyor, ya affedersiniz öbür tarafta Sinan Cemgil'den Medet Uman, asker öldürenlerin, polis öldürenlerin partisi oluyor. Böyle olmamalıdır. Ama aynı Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir milletvekili, hatırlarsanız eğer, bir gün Ayman Güler dedi ki paralel işbirliği yaptık, hemen derdest edildi, disipline verildi, uzaklaştırıldı. Allah aşkına Kılıçdaroğlu hangisinin suçu daha ağırdı? Söyler misin bana? Onun için Cumhuriyet Halk Partisi de Eren Erdem hakkında gereğini yapmalıdır ve derhal uzaklaştırmalıdır. Sarin gazinden bahsediyor şahıs. Herkes konuştu bunları. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin çok değerli milletvekillerini göreve davet ediyorum. Susmayın, sesinizi yükseltin. Bakın Rusya'ya karşı beraber olalım. Birlikte olalım Rusya'ya karşı. Niye? Rusya, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sınırlarını ihlal etmiştir. Sizin sınırlarınızı kim ihlal ederse, ister hava, ister deniz, ister kara, sesinizi çıkartmazsanız egemenliğiniz tartışılır. Sesinizi çıkartmazsanız bağımsız devlet olma özelliğinizi yitirirsiniz. O nedenle bizim mutlaka da mutlaka sınırlarımızı kim ihlal ederse gereğini yapmak zorundayız. Zaten çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz biz. Bunlar başımıza geliş sebebi de şu Volkan Bey. Eğer Türkiye tankını yapmasaydı, eğer Türkiye helikopterini yapmasaydı, eğer Türkiye uçağımı yapıyorum, hem askeri uçağımı hem yolcu uçağımı yapıyorum, 2018'de yola çıkacağım, havalarda gözükecek demeseydi, insansız hava uçağımızı yapmasaydık, silahlarımızı yapmasaydık, hızlı trenlerimizi yapmasaydık, yeraltı ve yerüstü kaynaklarımızı kendimiz işlemeseydik, 194 üniversitemiz olmasaydı, Türkiye kişi başına düşen milli gelir 11 bin dolara çıkartmasaydı, Türkiye bugün 85 ülkeye vizesiz gitmeseydi, inan bunların hiçbiri başına gelmezdi. Isırık olmalıydık. Isırık olmalıydık. Türkiye kendi yağıyla kavrulmalıydı ama asla bölgesel aktör olmamalıydı. Asla küresel aktör olmamalıydı. Küresel aktör olmak için yola çıkarsanız size diyorlar ki bir dakika, Türkiye büyürse birileri küçülür. Türkiye küçülürse birileri büyür. O zaman Türkiye'yi büyütmek zorundayız. O nedenle ben milletime diyorum ki aziz milletimize 78 milyona hep beraberdi. PKK'ya karşı direnelim. Bu terörist yapıya karşı, bu acımasız barbarlara karşı, cami yakanlara karşı, insan öldürenlere karşı, hanımının yanında elini öldürenlere karşı, çocuğunun yanında babasını öldürenlere karşı, hatta geçenlerde biliyorsunuz evini kullanmak istediler. Hendeklere karşı askerle, polise çatışmak adına evini kullandırmadı diye şahsı öldürdüler. Bir çocuğa hendek kazdırma görevi verdiler. Çocuk kazmadı diye adamı başından vurdular. Şu an ya ağır yoğun bakımda yatıyor. Bu yapı diyorlar ki efendim burada asker, polis tanklarıyla, tüfekleriyle gitti. Peki dar geçitte, Silopi'de, Cizre'de asker var, polis var, tank var. Niye affedersiniz Kürtlerin yaşadığı Manisa'da yok? Kürtlerin yaşadığı Mersin'de niye yok Volkan Bey? Kürtlerin yaşadığı İstanbul'da niye yok? Kürtlerin yaşadığı başka şehirlerde niye yok? Erzurum'da niye yok? Kars'ta niye yok? Ağrı'da niye yok? Bunları söylesinler bana. Belirli yerleri kanton yapmak istiyorsunuz. Siz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde hem devletimize ihanet ediyorsunuz, hem milletimize, hem tarihimize, hem dinimize ihanet ediyorsunuz, kardeşliğimize ihanet ediyorsunuz ve Kürtlere ihanet ediyorsunuz. Bunlar Kürtlerin falan temsilcisi değil. Bunların görevi, asli görevi Türkiye'yi zayıflatmak, Türkiye'nin büyümesini engellemek, Türkiye'nin Türk dünyasına. Çünkü neden Volkan Bey biliyor musunuz? Bu bölgede doğalgaz var. Bu bölgede petrol var. Bu bölgede altın var. Bu bölgede uranyum var. Var mı gerçekten var. Bunlar? Ya yıllardır bize söylenir de yani. Şimdi bakın çıkanları söylüyorum. Erzincan. Erzincan'ın altın madenlerini kim işliyor? Kanadalılar işliyor. Peki bugün Çoruk'ta ne yapıldı? Çoruk'ta bugün dünyanın en büyük ikinci barajı yapıldı. Deriner barajı yapıldı. Şu an devam ediyor mu? Devam ediyor. Türkiye enerjisinin çok büyük bir kısmını buradan sağlıyoruz efendim. Keban'dan daha fazla biz burada elektrik üretiyoruz. Keban'dan daha fazlasını, 7 küpeli gelinden daha fazlasını üretiyoruz. Yusufeli dünyanın üçüncü büyük barajını yapıyoruz. Keban, Ilısu bitti, bitiyor. Kargamış bitiyor. Keban bitti. Karakaya bitti. Bir sürü barajımız, Silvan devam ediyor bu bölgede. İnsanlar çalışacak, sulamaya geçeceğiz. Hattari dağlarında bugün kurşun çıktı, çinko çıktı. Andesit madenleri. Zaten biz bugün Güneydoğu Anadolu'da birçok yere termik santraller kurduk. Afşin'de. Biz eğer güvenliği sağlayabilsek Şırnak'ta ve Afşin'de 1 milyar ton bizim bakırımız çıktı bu bölgede. 1 milyar ton. Bunların hepsi belli efendim. Manisa'da daha geçen gün 100 ton altın rezervi tespit edildi. Bunlarla ilgili. Güneydoğu Anadolu'da hakeza bunlar. Eğer Güneydoğu Anadolu'da özgürlükler olsun, güvenliği sağlayalım,
bizim zenginliğimizin önünde kimse duramaz. Ne barajların önünde dururlar, ne modern tarımın önünde durabilirler, ne altın madenlerinin, ne madenlerin, ne de insan kaynaklarımızın önünde durabilirler. Bizim çok ciddi şekilde o bölgede aynı zamanda inanç turizmine açık olan bölgelerimiz var Volkan Bey. Ama bunu istemiyor Batı dünyası. İşte burada HDP görevini yapıyor. İşte burada PKK görevini yapıyor. Benim Müslüman Kürt kardeşlerim, size sesleniyorum. Daha önce de söyledim. Bu 22 HDP milletvekili meclise araştırma önergesi verdiler. Üç şeyden rahatsızız dediler. Üç ders kitabından. Türkçeden, Kur'an-ı Kerim dersinden ve Hazreti Muhammed'in okutulduğu siyer dersinden rahatsızız. Peygamber Efendi hayatından. Türkçe dersinden. Niye rahatsızlarmış? Türkçe dünyanın en güzel dili yazılıymış. Dillerinden bir tanesiymiş. Ne diyecek Türkiye'de Türkçe kitabı? Türkçe dünyanın en güzel dillerinden birisi. Bunlar bu ırkçılıkmış. İki, Kur'an-ı Kerim dersinde iffetli olmanın önemi anlatılıyormuş. İffet ahlak demektir. Ahlak genel manasıyla kullanılır. Yani hırsızlık yapma, yalan söyleme, haram yeme, kulak yeme, arza ve gökyüzüne ve arza zarar verme. İffet geniş manalıdır. Ne diyecekti Kur'an-ı Kerim Allah'ın dini, semavi dinler? İffetli olun, ahlaklı olun diyecekti. Bundan rahatsızlarmış. Üçüncüyü söylüyorum. Muhammed'in kitabında diyor. Hazreti Muhammed demiyorlar. Peygamber Muhammed demiyorlar. Kürt kardeşlerime buradan sesleniyorum. Sizin televizyonun çok kişi tarafından izleniyor. Bütün dünya izliyor. Kürt kardeşlerim, Muhammed'in kitabında evlilik dışı beraberliğin zararları anlatılıyor. Bu muhafazakarlıktır, bu cinsiyet ayrımcılığıdır, bu ayrımcılıktır diyerek. Muhammed'in 22, kitabı dedikleri Kur'an-ı Kerim mi? Hayır, Muhammed'in hayatının okuduğu siyerde diyor. Muhammed'in, Hazreti Muhammed nice demiyor. Uçtular da yani. Evet, bunları bilsin benim Kürt kardeşlerim. Benim Kürt kardeşlerim medreselerde büyüdüler. Benim Kürt kardeşlerim Kurtuluş Savaşı'nda beraberce mücadele verdik. Anadolu'yu beraber vatandaşladık Malazgirt'te. Benim Kürt kardeşlerim ellerinden kitap düşmez. Kur'an-ı Kerim düşmez. Peygamber dillerinden düşmez. Hepsi bir gün Mekke'ye gitmenin hayaliyle yana tutuşurlar. Şimdi geliyorlar cami yakıyorlar. Utanmadan diyorlar ki sizin polisiniz yaktı. Peki niye başka yerde cami yakılmıyor da Diyarbakır'da tarihi Fatih Camii, Fatih Paşa Camii yakılıyor? Neden? Çünkü siz orada elinizde silah var. Bırakın silahlarınızı, bakalım oradaki halk ne yapacak size? Niye siz halkı tehdit ediyorsunuz? Okulları niye yakıyorsunuz? Neden bu insanlar o bölgeyi terk ettiler? Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük. Benim vatandaşlarım, hiç kimse mağdur edilmeyecek. Bir gün memleketlerine dönecekler ama PKK olmayacak. O bölgede hür ve bağımsız olarak herkes yaşayacak. Arabıyla, Kürdüyle, Türkmeniyle. Zaten daha önce, çözüm süreci başlamadan önce silahlarla kendilerinden olmayan her Kürt vatandaşı kaçırıyorlardı. AK Partili'yi, Hüdaparlı'yı gidin dağlara kaçırıyorlardı. Buralara temizlik hareketi yapıyorlardı. İleride plebisit ilan edeceklerdi. İleride Kürdistan ilan edeceklerdi. İleride özellik ilan edeceklerdi. İleride başka bir bayrak dalgalandıracaklardı. Türkiye'nin uyanması lazım. Türkiye bunu bilmesi lazım. Türkiye bunu biliyor. Ve diyoruz ki bunların niyeti Türkiye'yi bölmektir. Ve 3'te 3 il, 15 tane ilçe değildir. Artvin'den Hatay'a kadar olan bir bölgede bir yandan Ermenistan, bir diğer yandan Arz-ı Mevut, bir diğer yandan Büyük Kürdistan hayaliyle yanıp tutuşuyorlar. Bunu yapanlar belli insanlar. Türkiye'de ortak yaşama iradesine sahip olan büyük bir kitle Kürtler var. Bir de bunlar Kürtler, Kürtler, Kürtler diyorlar Volkan Bey. Ne Kürtler adına konuşuyorsunuz? HDP'li Kürtler desene sen. HDP'li Kürtlerin, HDP'nin hepsi Kürt değil ki. Bir sürü Türk orada, Marksist-Leninist Türkler orda. Bir sürü Yezidi orada, sol ciddi bir destek sürü, verdi çok ciddi bir şekilde veya zenginler orada, bir sürü sosyalist İstanbul'un zengin semtlerinin insanları oradalar. Siz orada deyin ki biz HDP'li Kürtler olarak deyin. Biz HDP'liler olarak deyin. Doğrusu bu. Kürtler kelimesini kullanmak kadar ayıplı bir şey olabilir mi ya? Biz AK Partili Türkler desek ayıplı olmaz mı? Ne demek Türkler? Türklerin partisi mi olur Volkan Bey? 25 Türklerin milyon kişi oy verdi size canım. Çerkezlerin partisi mi olur Allah aşkına? Sünnilerin, Arapların, Sünnilerin, Alevilerin partisi mi olur Allah aşkına? Bunlar ayıplı şeylerdir efendim. Bir partide Alevi olur, Sünni olur. Bir partide Kürt olur, Türkmen olur, Çerkez olur. Bir partide dinli olur, dinsiz olur. Bir partide Ermeni olur, Hristiyan olur, Yahudi olur, Müslüman olur. Bir partide herkes olur. Parti demek bütün Türkiye'ye hizmet edeceğim demektir. Türkiye'de herkes vardır. O nedenle bunlar ırkçılık yapıyorlar. Ve bunlar yakında. Zaten çaresizler bakın. Ben parlamentoda şunu görüyorum Volkan Bey. Parlamentoda bunlar ne zaman çaresiz kaldılarsa o zaman kısmen hırçınlık yapıyorlar. Sonra da affedersiniz amiyane tabirle söyleyeceğim. Sözüm meclisten dışarı ve de teşvik yapıyorum. Kuyruklarını apışalarını alıp sessizce bekliyorlar orada. Bunu yapıyorlar. Bugünlerde bunu seyrediyoruz. Bunu görüyoruz. Çaresizler onun için Rusya'ya gittiler. Rusya'dan medet umuyorlar. 1916'da Molla Yusuf da ağır isyanlarını Ruslarla ve Ermenilerle, o zamanki Ermenilerle beraber yapmıştı. Şimdi de yine aynı şekilde Güney Anadolu'da bu isyanları yine aynı şekilde Ruslarla yapmak istiyorlar.
Bazı egemen güçlerin elemanlarıyla yapmak istiyorlar. Açıkça ve netçe söylüyorum ki Selahattin Demirtaş gibi insanlar hukuk önünde yargılanmalıdırlar. Belediye çok kısa zamanım evet. var. Hendekleri açan belediyenin iş makineleri. Arabasının bagajında silah, yan koltuğunda dağ kadrosuna eleman taşıyan belediye meclis üyeleri. DTK'nın ne o? HDP'nin, YPG'nin. YPG'nin bilmem neleri. Belediyeleri. Onlara bir şey yapılmayacak mı? Bu kadar şöyle, göz göre göre devletin bunlardan 18 belediye başkanı hakkında ve 41 meclis üyesi hakkında işlem yapıldı şu ana kadar. Yapılmaya devam edecek. Türkiye bir hukuk devleti. Şimdi bunları ifadeleri alınırken de şöyle söylüyorlar. Efendim biz oraya su boruları getirecektik. Efendim biz oraya işte kanalizasyon açıyorduk ama adamlar gelmişler burada eylem yapıyorlar gibi böyle tedirlere sapıyorlar. Yiğitçe, mertçe de söylemiyorlar. Evet biz öz yönetim ilan edeceğiz deyinsene. Söyleyinsene. Millet de sizin gerçek yüzünüzü görsün. Sen millete su götür. Milletin çöpünü topla. Sen oraya park yap. Bahçe yap. Milletin hayatını kolaylaştır. Yaşlılar için, engeller için sosyal donatı merkezleri yap. Sana para veriyor bu devlet. Neyin özerk değil Allah aşkına? Gönderilen paranın tamamını istediğin şekilde harcıyorsun. Hakkari Belediyesi de özerk, Manisa Belediyesi de özerk. Sadece Sayıştay tarafından denetime tabi tutulursun. Şikayet olursa İçişleri Bakanlığı'na müfettiş gelir. Gereğini yapar. Şikayet doğruysa gereğini yapar. Doğru değilse yine gereğini yapar. Sen çalışmalara devam edersin. Neyin öz yönetimini istiyorsunuz siz? O nedenle ben burada şunu söylüyorum. Devlet biraz daha ciddi olmalı. Bu noktada tavizsiz olmalı. Zaten tavizsiz devlet. Gereğini yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Elbette ki zararlarımız olacak, kayıplarımız olacak. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1000 yıllık mücadeleyle kuruldu. Evet. 1000 yıl önce 1960'lı yıllardan bugün 10 milyon şehit verdik. Sadece Kurtuluş Savaşı'nda 30 bine yakın şehit evet. verdik. 2 milyon 700 bin kişiyi de 9 cephede Osmanlı'nın yıkılışına vermiş. Daha fazla şehit vermeyelim, bu pislikleri İnşallah. De temizleyin. Çok teşekkür evet, ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bültenimizin sonuna geldik efendim. Hoşçakalın.